transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Takip ettiğiniz gibi. Eyüpspor'u bir üst lige taşıyabilecek. Taşırken terinin son damlasına kadar mücadele edecek bir karakter grubunu bir araya getirmeye çalıştık. Bununla birlikte de şampiyon olduğumuzda da bir üst ligde, Süper Lig'de oynayabilecek oyuncuları tercih etmeye çalıştık. Planladığımız gibi bir transfer dönemi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Çok kariyerli, başarıyı isteyen önemli oyuncuları bünyemize kattık. İnşallah bu hafta da onlarla beraber güzel bir start verip hedeflerimize ulaşırız. Sezon öncesi hazırlıklarımız 3 etap kamp yaptık. Yaklaşık 10 gündür de İstanbul'da kendi tesislerimizde devam ediyoruz. 7 tane hazırlık maçı oynadık. Bunlar 5 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladık. Transferi de mümkün olduğu kadar çok kısa süre içinde bitirmeye çalıştık. Takımı erken toplamanın çok ciddi avantajı olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda da biz bunu tecrübe etmiştik. İyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Altyapıdan A takıma yükselen kamp döneminde 5 tane oyuncumuz oldu. Onları kamp döneminde profesyonel takımla beraber onları da görmüş olduk. O çocukların tamamını profesyonel yapıyoruz. Şimdi oradan da devam eden sadece şu an mevcut kadroda Arda var. Ama altyapıdaki oyuncunun yaşlarına eşdeğer çok ciddi transferler yaptık. Onları da daha henüz açıklamadık. İnşallah birkaç gün içinde onları da açıklayacağız. Eskişehir'den 2003 doğumlu Alp'i aldık. Çok yetenekli bir kaleci. Yine Sancaktepe'den Ahmet Özkaya ve Avusturya Ümit Milli, Almanya 3. Ligi St. Pauli'den Berkay'ı transfer ettik. Yine Çorum'dan Mustafa'yı aldık. Genç bir oyuncu. Onu tekrar Çorum'a kiraladık. Bu tür genç oyunculara çok ciddi yatırım yapıyoruz. Can var. Kızılca Bölük'ten aldığımız 2003 doğumlu. Bu çocukların önümüzdeki yıllarda Eyüpspor'un çok önemli oyuncuları olacağını düşünüyorum. Yani bu sezon için bunu hiç çekinecek, lafı eveleyecek, gevelecek bir şey yok. Eyüpspor şampiyonluğun en güçlü adayıdır. Eyüpspor için artık bu sene hedefimiz başarabilirsek Eyüpspor'u şampiyon yapıp bir üst lige çıkarmak istiyoruz. Mutlak parolu da hedef de bu. Bütün dünyamızı bunun üzerine kuruyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bu noktada çok büyük fedakarlık yapan bir başkanımız var. Maddi manevi. Keza aynı şekilde belediye başkanımız her türlü desteği veriyor. Biz de onların bize olan desteğini boşa çıkarmamak için teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimizle gece gündüz burada bu işin başında durarak çalışıyoruz. İnşallah sonunda gülen taraf biz oluruz. Yani Eyüpspor Kulübü sportif başarının dışında da gerçekten yaklaşık bu 4. yılımız oldu göreve geldikten sonra. Yani başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla beraber sportif başarıdan ziyade tesisleşme noktasında hem bu tesis çok modern, butik, güzel bir tesis oldu. Burada oyuncu grubu çok mutlu burada çalışmaktan. Yine keza hemen hemen bunun aynısı neredeyse altyapıya yaptık. Eski profesyonel takımın olduğu tesiste. O da önünde hibrit sahası olan, aydınlatması olan yaklaşık 60 sporcunu konaklayabileceği çok güzel bir tesis oldu. Keza onunla beraber eski sentetik çim sahanın olduğu Bahariye tesislerini de revize ettik, toparladık, yeniledik. O iki tesisimizle beraber, buradaki profesyonel takım tesisiyle beraber tesisleşme noktasında çok ciddi adımlar atıldı. Şimdi bununla birlikte geçen Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Spor Bakanımızla, Kulüp Başkanımızla ve Belediye Başkanımızla birlikte mini bir görüşme yaptık. Orada da stadyumla ilgili söz aldık. İnşallah Eyüpspor Kulübü'ne yakışır mevcut yerinde 9.000-10.000 kişilikte güzel bir stadı. Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yine başkanımızın ve belediye başkanımızın ortaya koyacağı bir fedakarlıkla oradaki o stat sorunu da inşallah ortadan kaldırmış olacağız. Bununla beraber Eyüpspor Kulübü'nün şöyle güzel bir imajı var. Eyüpspor Kulübü'nde hiç borcu olmayan, borçsuz ödemelerin, vergi SGK ödemelerinde çok düzenli olduğu bir kulüp. Tabii bugünkü ekonomik şartlarda kulüplerin finansal yapısının düzenli olması çok önemli. Futbolcu grubu da, oyuncu grubu da ödemenin düzenli olduğu kulübü tercih ediyor. Bununla beraber kurumsallaşma noktasında her geçen gün kendimizi aslında biz daha beğenmiyoruz. Her geçen gün kendimizi yenilemeye gayret ediyoruz. Kendi kültürümüzü, kendi modelimizi burada bu tesis bünyesinde oluşturmaya çalışıyoruz. Bu noktada da yapacağımız daha önemli işler olduğunu düşünüyorum.
Ya inşallah temennimiz taraftarlarımız adına da, bizler adına da 103 yıllık Eyüpspor'un en flaş, en başarılı sezonun bu sezon olmasını temenni ediyorum. Ve buna da canı gönülden inanıyorum. Yani bence bu sezon camiamız adına en özel sezonumuz olacak. Ve Eyüpspor ilk defa Süper Lig'de oynama başarısı gösterecek. Onlar da bu heyecana ortak olacaklar. Bu süreçte de inişli çıkışlı grafikler olacak, puan kayıpları olacak, iyi oyunlar, kötü oyunlar. Her türlü senaryo futbolun içinde var. Onlar da takımlarına her zaman olduğu gibi, bugüne kadar olduğu gibi sahip çıkacaklarını ümit ediyorum, düşünüyorum. İnşallah Mayıs ayında da hep birlikte mutlu sona ulaşacağız.